Cumhur İttifakı Erdoğan aslında stratejisini netleştirmiş gözüküyor. Birincisi yurt dışında, uluslararası ilişkilerde tamamen batıya endeksli. Başta Amerika olmak üzere bütün batı ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştiren, hatta onun hegemonyasını kabul eden bir dış politika. Buradan da mümkün olduğu kadar ekonomik olarak faydalanmayı istiyor. İçeride ise olabildiğince bir muhafazakar yapı kurmaya çalışıyor. Bütün tabanını bu alanda konsolide ederken toplumu da aslında bir anlamıyla düşünmeyen, tartışmayan, biat eden, özellikle diğer öbür dünya hayaliyle yaşamasını sağlayan bir düzen tutturma peşinde. Bunun için cemaat, tarikat ne kadar bu işin arkasına dizebileceği kesim varsa onlara da çok özel bir destekle sürekli geliştirme çabası içinde. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapmaya çalışıyor. Yasal olmasa bile fiilen bazı hamleler yapıyor. Yukarıdan aşağıya sürekli bunun propagandası devam ediyor. Erdoğan her konuşmasında aile birliği, aile bütünlüğü, maneviyat, din, İslam vesaire gibi konulardan mutlaka bahsederken, başta Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı olmak üzere birçok bakan da aslında en azından Diyanet İşleri Başkanlığı kadar dini açıklamalarda bulunuyor. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Milli Eğitim Bakanı karma eğitimi tartışmaya açacak bir cesareti de cüreti de sahip olduğunu bu dönemde gösterdi. Sadece Cumhurbaşkanı, bakanlar değil, Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşları da Hüdapar'ıdır, Büyük Birlik Partisi'dir. Hatta MHP de benzer açıklamaları sürekli tekrar edip durdu. Hem Cumhur İttifakı, hem Erdoğan, hem bakanlar bunları yaptıkça kuşkusuz başta bürokrasi olmak üzere yargı bürokrasisi ya da diğer kamu kuruluşlarını yöneten kesim bu açıklamaları bir emir olarak görüyor ve bütün uygulamaları buna göre yapıyor. Bir yerde bir içki içilen bir öğretmen bunu paylaştığında müdürlükten atılabiliyor. Bir başka yerde bir kamu çalışanı farklı bir paylaşımda bulunabiliyorsa sürülebiliyor. Hatta işten atılabiliyor ve bunu da milli manevi değerler üzerinden kurguluyorlar. Kuşkusuz hani bu yukarıda kalan iş sadece orayla ilgili değil. Bunun süratle toplumun aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinden sonra hani tırnak içinde biraz daha özgüveni artan, halk deyimiyle bitik anlanan bir cemaat, tarikat ve cincileşmeyi çok net biçimde görüyoruz. Gündelik hayata daha fazla müdahale eden, gençlerin hayat tarzına karışan, sokakta gördüğü her şeye müdahale eden, büyük gösterilerle kendi kudretini daha fazla ortaya koymaya çalışan bir dinci yapılaşmayı net biçimde gördük aslında bu dönemde. En sonuncusu da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki gence müdahale eden ve nevrim döndü diye bunu müdahaleyi ifade eden o kadın da en somut hali ortaya çıktı. Elinde tutuşuyorlar, tamam. Sarılıyorlar, tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne? Edepsizlik. Abi döndüm ki öpüşüyorlar. Kuşkusuz bu ve benzeri olayları bundan sonra çok fazla yaşayacağız. Hem aslında siyasetin üstünde Türkiye yöneten cenahta, hem de toplumun bütün kılcal damarlarında bu dincileşme yeni Türkiye'nin normaliymiş gibi sunulacak ve herkesin buna biat etmesi istenecek. Yeni normalimiz bu. Bu değerlere uymayanlar Türkiye'de barınmayacak. Barındırmayacağız mesajı sürekli verilecek. Bazen televizyonlarda silah sayısı, mermi sayısı olarak karşımıza çıkacak. Bazen de sokakta direkt müdahale, cemaat, tarikat yürüyüşleri olarak karşımıza çıkacak. Kuşkusuz bu duruma gelmemiz çok tesadüf değil. 1950'lerden bu yana Türkiye ciddi anlamda İslamcılığı, dinciliği destekleyen bir devlet politikası uyguladı. Son 21 yılında AKP bu uygulanan devlet politikasını iktidar düzeyinde hayata geçirdi. Ve aslında bu sonuçta tesadüf değildi. Uluslararası ilişkilerden, emperyalist müdahalelerden çok ayrı tutulamaz. Bunun ötesinde sadece iktidar politikalarına, sadece devlet politikalarına bağlamak da çok doğru değil. Muhalefetin özellikle 4-5 yıldır
muhafazakar mahalleyi anlama ya da öteki mahalleyi anlama hassasiyetlerini dinleme üzerine oluşturduğu politika özellikle bu tür dinci, gerici akımları da daha fazla meşrulaştıran bir noktaya itti. Türban meselesi bile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından yasal bir düzenlemeye tabi tutulmak için gündeme getirildi. Her düzeyde özellikle Millet İttifakı'nın bileşenleri sürekli kendi hassasiyetleri üzerinden, kendi tabanlı hassasiyetleri üzerinden bir siyaset dili kurdu. Geldiğimiz nokta itibariyle artık muhalefetin izlediği bu politik hattın toplumun artık bütün alanlarında karşımıza çıkacak dincileşme ve gericileşme karşısında bir anlam ifade etmediğini söylemek mümkün. Bugün artık yapılması gereken ne mecliste ne yasalarda ya da ne de siyasetin diğer platformlarında bu dincileşmenin önüne geçmek mümkün değil. Orası bir anlamıyla teslim alınmış, iradesi elinden alınmış kitleler durumundalar. Yapılabilecek tek şey aslında örgütlü bir şekilde üstümüze gelen dinci gericiliğe karşı örgütlü bir şekilde mücadele etmek. Nerede karşımıza çıkıyorsa, nerede uygulamalar varsa aynı yerde aynı reaksiyonu verebilmek, göstermek. Cüretse en az bir dinci kadar cüretimizi göstermek. En az onların tarikat cemaat örgütlenmesi kadar ciddi, güçlü örgütlenmeler yaratmak. Muhalefet partilerini de yani mecliste görev yapan resmi muhalefet partilerini de ancak böyle bir miktar ikna edilebilir ya da kendilerine gelmesi sağlanabilir. Eğer bu yapılamazsa bugün aslında ya bu da mı oldu, bu da mı oldu, bunu da mı yaptılar diye küçük şaşkınlıklarla yaşadığımız şey yarın aslında bizim hani evet bu Türkiye ve bunlar olabilir diye son derece normal karşıladığımız hatta alıştığımız vaziyet haline dönüşebilir. Şeriat da zaten bir gecede ilan edilip gelecek değil ya yani sonuçta bu tür birikimlerin üst üste koyduğunuzda aslında anayasasında layık yazan ama gündelik hayatta, çalışma hayatında, kamu hayatında dincileşen bir ülkede yaşamaya başlarsınız. O yüzden yapılması gereken çok açık ve net. Velilerin, eğitimsenin, kadın hareketinin, gençlik hareketinin, üniversite akademisyenlerin, mahallede gençlerin hep bir ağızdan, hep birlikte üzerimize gelen dinci, gerici karanlığa karşı mücadele etmek, örgütlenmek ve onları orada yenmek.